Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda size önemli bir kırılma noktasını, o kırılma noktasının ne zaman olacağını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belli bir tarihten sonra yavaş yavaş harekete geçeceğini anlatacağım. Özellikle dolar konusunda arkadaşlar, enflasyon konusunda yürütülen bir iktisadi program var. Buradan istenilen sonuçlar elde edilmezse haliyle bir takım değişimler karşımıza hem iktisat içinde hem siyaset içinde çıkabilir. Bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi belli bir tarih var. O tarihe kadar bir program yürütülecek. Peki nedir bu program dediğimizde hep beraber izliyoruz değil mi? İşte burada bir gri listeden çıkmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de sıkıntılı bir takım unsurlar var ve bunların para trafikleri var. Para trafiklerini ayıklamak lazım. Gri liste dediğimiz hadise bu. Allah'tan kara listeye daha düşmedik ama gri listeden çıkmamız lazım. Niye çıkmamız lazım? Buraya temiz paranın, temiz yatırımların hem portföye hem direkt fabrika kurmak için gelmesini sağlamak için. Tabii fabrika kurmasını sağlamak için gelmesini beklemek birazcık uzak. İşte en son duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Tesla'da fabrikayı gidiyor Hindistan'a kuruyor. Ne yazık ki Türkiye'den çıkışlar var. Yani fabrika bazında da var. Ha, bizim amacımız ne? Portföy yatırımlarını çekmek. Yani devlet iç borçlanma senedi dediğimiz tahvillere gelsin, hisseye gelsin. Bunlara bir sermaye çekmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun içinde bir şart. Sizin para aktivitelerinizin temiz olması lazım. O yüzden suça karışmış insanların şu an tutuklandığını, sistemden temizlendiğini hep beraber izliyoruz. Bu bir. İki, faizi arttır. Bu bir program. Yani bir gri listeden çek sermaye gelsin diye. İki, faizi arttır. Ve faizi ileride bir noktada enflasyonla buluştur. Neden? Enflasyonla buluşturarak yabancı yatırımcıya birazcık en azından tahvil, devlet iç borçlanma senedi satalım ki kurla mücadelede destek olsun. Ve üçüncüsü, bütün bu yaptıklarınız yurt dışındaki otoriteler tarafından tescillensin ve bu tescillenmeye istinaden de İnce ince Türkiye'ye yabancı sermaye gelsin. Şimdi plan bu. Ha, tarihe geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence o tarihten sonra harekete geçeceğini dolar konusunda ben bekliyorum. Ha, bunun gerekçelerini sayıyoruz. Bakın saymaya da devam edeceğiz. Lakin şimdi bu belirttiğim aşamalı planda bir takım şeyler ters gidiyor arkadaşlar. Ve bu şeyler ters gittiği için de buradaki artışın temposu gün geçtikçe artıyor. Nedir ters giden şeyler dediğimizde sırayla gidelim. Bir, enflasyonu indirmem lazım ki ya da artış hızını düşürmem lazım ki hani ne dedik programda faizle enflasyonu ileride bir noktada buluşturalım. Ama bakın bunu yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz dediğimizde enflasyonun yapısal olarak gerekçelerini ortadan kaldıramıyoruz. Hemen çok kısa 1,5 dakika TÜİK'ten yeni açıklanan bir rapor var. 1,5 dakika onu size sunmak istiyorum. Çünkü enflasyonu oluşturan ana etkenlerden birisi gıda enflasyonunda başımız fena halde dertte. Hadi izleyelim. Değerli arkadaşlarım, karşınızda gördüğünüz tarımsal girdi fiyat endeksi. Nedir tarımsal girdi fiyat endeksi? Tarımda üretimde kullanılan girdilerin maliyetleri ne kadar değişiyor? Eğer bu maliyetler yukarı çıkıyorsa haliyle tarımda üretilen ve gıdanın temelini alan bu ürünlerin fiyatı yukarı gidecek demektir, değil mi? Ve bakın, yıllıkta Eylül ayında %40,97'lik bir artış var. Aylıkta 2,63'lük. Şimdi her ne kadar bu grafik böyle aşağıya düşüyormuş gibi gözükse de değerli arkadaşlarım, 48 aydır Eylül 2019'dan beri tarımsal girdi fiyatları yukarıya doğru gidiyor. Ve bakın burada hayvan yemi %26, tarımsal ilaçlar %27. Yani buradaki bu korkunç artışlar aylık bazda bile üreticilerimizin yaptığı üretimi engelliyor. Üretim miktarı düşüyor. Olan üretiminde fiyatları yukarıya doğru çıkıyor. Bunu niye söylüyorum ben? Bu dolarla ilgili, bu enflasyonla ilgili. Çünkü Türkiye'deki enflasyonun yarısı gıdadan geliyor. Gıda fiyatları yukarıya gidiyorsa eğer, girdi fiyatlarında karşınızdaki grafikten de anlayacağınız üzere, o zaman enflasyon yukarı, lira değer kaybediyor demektir. Dolar TL'yi yukarıya çeken önemli etkenlerden birisidir bu. Ne yazık ki biz
bu Anadolu topraklarında, belki de tarımın başladığı bu topraklarda girdi fiyatlarını tarımda düşüremiyoruz. Değerli arkadaşlarım, tarım girdilerindeki bu artış haliyle gıda fiyatlarını yukarı çıkartacak ve enflasyonu ne yazık ki birazcık daha yukarıya çekecek. Orada işte faiz enflasyon buluşmasında vuslatın önünde bir engel arkadaşlar. İkinci nokta hep söylüyorum. Merkez Bankamızın bastığı para. Bakın Amerikalılar enflasyonu indirme konusunda başarılı oldu ama Amerikalılar bastığı paraları geri çekti ve faizi arttırdı. Biz faizi artırıyoruz ama bastığımız paraları geri çekmiyoruz. Dolaylı olarak seçim yatırımı yapıyor burada hükümet arkadaşlar. Neden böyle konuşuyorum? Bakın 2022'nin başında 5,2 trilyon M3 para arzı, vadeli vadesiz mevduat, dolaşımdaki para, çıkartılmış menkul kıymetler. Yani artık bunu çok iyi biliyor benim abonelerim. Geniş tanımlı para arzı. 2022, 5,2, 2023'ün başında 8,4. Şimdi arkadaşlar 10 Kasım itibariyle 13,2 trilyona çıkmış. Yani yılbaşından bu yana %57 para miktarı artmışsa her zaman dediğimiz şey, değil mi? İşte bu ileride faiz ve enflasyonun bir araya gelmesinde engel. Niye? Enflasyon daha da yukarı gidecek. Faizin onu yakalama şansı düşük olduğu zaman bakın programı yatırmaya başlıyor. Üçüncü gerekçe borçlanma. Bakın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir veri aldım. Bunu da bir 2 dakika hemen çabucak yansıtayım. Bir de ona bakalım ne haldeyiz borçta. Değerli arkadaşlarım, bu gördüğünüz Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesinden aldığımız merkezi yönetimin yani devletin toplam borcu, iç dış borç toplamı arkadaşlar. Bakın 2018 yılında 1 trilyon değil mi? 2019'da ne olmuş arkadaşlarım? 1 trilyon 329 olmuş. 2020'de 1 trilyon 812. 2021'de 2 trilyon 747 milyar. 2022'nin sonunda 4 trilyon olmuş. Yani 2022'ye geldiğimizde başkanlık sistemi geldikten sonra borçlar 4 katına çıkmış. Ama sıkı durun. Şimdi neden gelecekte dolar, TL ve enflasyonla ilgili ciddi soru işaretlerimiz var dediğimizde öyle elimizi arkamıza bağlayıp zurnadan konuşmuyoruz. Rakamlarla konuşuyoruz. Haydi gelin bakalım. Şu rakamı unutmayın ama lütfen 4 trilyon değil mi? Ne zaman? 2022'nin aralığında borcumuz. Peki efendim 2023'te ne olmuş borç? Güm. Bakın Ekim ayında 6 trilyon 276 milyara vurmuş. Yahu bir ayda 276 milyar lira borçlanmış bu devlet. Ve ne dedik? 2022'nin sonunda 4 trilyon 35 milyardı, değil mi? Şimdi ne olmuş? 6 trilyon 276 milyar. Ne olmuş arkadaşlar? 10 ayda devletin borcu %55 artmış. Şimdi Eylül ayı itibariyle biz daha şuradayken 6 trilyonken 537 milyar faiz ödüyorduk. Ve bu 537 milyar faiz geçen yıla göre %100 bir artış demekti. Hakikaten de öyle bakın yani 4 trilyon borçtan siz 6'ya getirmişsiniz ama ödediğiniz faiz %100 artıyor. Niye? Faiz oranlarınız artıyor. Ve Ekim ayında 6 trilyon 276 milyar lira arkadaşlar haliyle buna ödenecek faiz daha da artacak. Bu gidişat değil. Şimdi buna biz bakıyoruz. Buna yabancılar da bakıyor. Buna yerli yatırımcı da bakıyor değerli arkadaşlarım. Ve buna baktıkça da önümüzdeki dönemdeki bu kamu maliyesindeki sıkıntılar enflasyonu bir şekilde tetikleyecek. Nasıl tetikleyecek? Siz bu borcu ödemek zorundasınız. Bu borcun faizini ödemek zorundasınız. Takla attırıyorsunuz zaten. Bu faizi nereden alacaksınız? Vatandaştan. Nasıl alacaksınız? Zamlarla, vergilerle. Bu da eşittir enflasyon demek. Enflasyon ne demek? Artık çok iyi biliyorsunuz. TL'nin değer kaybetmesi, kurun yukarı gitmesi. Borcu da gördüğünüz arkadaşlar Allah ne verdiyse yukarıya doğru gidiyor ve 4 trilyon 35 milyardan nereye gitmiş? 6 trilyon 276 milyara %55 sizin borcunuz yukarıya doğru gitmiş. Bakın para arzı ne kadar gitti? %57 yukarı gitti. Aldığım borç ne kadar gitti? %55 yukarı gitti. Ödediğiniz faiz
537 milyar. Geçen yıl 268 milyar, %100 artmış. Dolayısıyla bu işte faiz ve enflasyonun buluşmasında en büyük engeller. Bir sürü başka sıkıntı daha var ama yeni veriler bunlardı, bunları yansıttım. Şimdi gelelim şuna. Planı bir kez daha özetleyelim ve şu tarihe gelelim. Plan 1, gri listeden çık, değil mi? 2, faiz artırımını yap, enflasyonla buluştur. 3, bu durumu tescille. Ne zaman tescille? 15 Aralık 2023, bu hükümet için, Sayın Cumhurbaşkanı için bence çok kritik bir tarih. Nedir 15 Aralık 2023? Arkadaşlar, Moody's bir şekilde notla ilgili karar verecek. Görünümler düzeldi ama notun artması lazım. Şimdi şunu söylüyorduk zaten bir süre önce, bu Filistin davası öncesinde. Ya en az 5-6 kademe, işte 4 kademe aşağıdayız yatırım yapılabilir seviyeden. Dolayısıyla bu ekonomide rasyonel atılan adımların yüzü suyu hürmetine kredi derecelendirme kurumları bizi bir basamak yukarıya çıkartabilir diyorduk. Lakin arkadaşlar, şimdi ekonomide bu bahsettiğim sıkıntılar borçta, para arzında, enflasyonda yapısal olarak bir işin yapılmaması dış yatırımcının da dikkatini çekiyor. Çünkü enflasyon artarsa dış yatırımcı niye tahvil alsın? Yukarı giden bir enflasyonda haliyle bu eşittir kur demek, niye girip zarar etsin ki adam? Yani girecek, parasını bozduracak, kur yukarı gidecek, enflasyon yukarı gidecek, hem tahvilden zarar yap hem de paradan, bozdurduğun dolardan zarar yap, girmez. Dolayısıyla ekonomideki sıkıntılar konusunda istediğimiz noktaya gelemedik, bunları aşma konusunda ya da bu izlenimi yaratamadık. Hadi bunu da geçtim. Hani bir derece artırırlardı notu yine. Ne yazık ki dış politikada çok agresif üsluplar var. Haklıyken haksız çıkartabilecek neticede bir agresifleşme var. Hani sürekli söylediğimiz ilmi siyasetin dışına çıkılması, haklı olduğumuz davalarda da hem bizi haksız duruma düşürüyor, mazlumlara yardım edemiyoruz, müzakere yeteneğimizi kaybettiğimiz için, hem de bu iş dönüp bizim ileride işte kredi notunu artıralım da biraz sermaye gelsin kısmına da dokunuyor. Dolayısıyla bu iki nokta, ekonomideki bir takım sıkıntıların devamı, çözüm konusundaki zafiyetlerimiz ve dış politik zıtlaşmalar burada girişleri öteleyebilir arkadaşlar. Peki bu girişler ötelenirse ne olur? Haliyle kur yukarıya doğru gider. Şimdi 15 Aralık 2023'te bizim notumuz artmazsa arkadaşlar, buradan çıkan sonuç şu. Demek ki bu program beklediğimiz etkileri yaratmıyor. Ve ne yazık ki burada aslında siyasetin ekonomi kanadına yardım etmesi lazım. Eğer o not artmazsa, 15 Aralık 2023'te Türkiye'nin kredi notu artmazsa, bu tamamen siyasi gerekçelerle olacak. Yani siyasetin ekonomik alanda yürüdüğümüz yola düşürdüğü kalaslar, kütükler, molozlar nedeniyle oradaki rasyonel, gerçekçi patikadaki yürüyüşümüz engellenecek. Ama ben burada işte Sayın Şimşek'i ve Hafize Gaye Erkan'ı, Sayın Merkez Bankası Başkanı'nı çok ikaz ettim. Yani bu ihale size kalır. Dolayısıyla burada merkezin sadece faiz artırması değil, likiditeyi geriye doğru çekmesi lazım. Bunu çekemediğiniz sürece enflasyonda handikaplar olur. TÜİK'in enflasyonu düşük gösteriyor olmasının da bir kıymeti harbiyesi yok. Dolayısıyla hem iktisatta hem siyasette yapılması gereken işler var. 15 Aralık 2023'te not artmazsa, dediğimiz gibi, burada fatura sanki Sayın Şimşek ve Sayın Erkan ikilisine kesilir. Onların değişimi bizim kesinlikle istemeyeceğimiz bir şey. Aman Allah korusun diyoruz. Çünkü ben bugüne kadar ülke Arjantin olmaz dedim. Ama orada işte, yani Aralık'ta da not artmayınca, ya biz buradan işte gereken verimi elde edemedik. Bak, sermaye de gelmiyor. Ha, biz yeni bir ekip, yeni bir başlangıç, işte faizi indirelim vesaire gibi yollara sapılırsa, bu aslında siyasetçilerin yapmakla mükellef olduğu işleri unutarak faturayı ekonomi kanadına kesmesidir ki, böyle bir fatura kesildiği takdirde burada ve enflasyonda çok ciddi sakıncalar, çok ciddi rakamlar ve rekorlar karşımıza gelir, Allah korusun. O yüzden bizim gerçekçi politikada devam etmemiz lazım. Bizim bu anlattıklarımız, sıkıntılar da illa ülkeyi çok sıkıntılı noktalara götürecek, öleceğiz, biteceğiz değil. Bunları görerek hem siyasi kanadın hem iktisadi kanadın kendisine çeki düzen vermesi lazım.
Sizlerin bunları dinlemesindeki amaç da siyaset eğer bu dediğimiz işleri yapmazsa, fatura ekonomiye kesilirse şuna hazır olun. Türkiye'de enflasyon çıkar, çok sağlam çıkar, hiperenflasyona doğru gider. Eğer siyaset faturayı ekonomiye keserse, orada değişimler yapmaya kalkarsa, dolar TL'de bizim 40'lı rakamlar, 2024 için beklediğimiz 40'lı rakamların da ötesinde noktalara doğru yolculuk başlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.